Değerli milletvekilleri, birlik, beraberlik, vakar ve dayanışmada dünyada eşi benzeri olmayan aziz milletimiz, vatanımız ve milletimiz bütün zamanların, mekanların gördüğü en büyük felaketlerden birini yaşamaktadır. Devletimizin tüm kurumları, sivil toplum kuruluşlarımız, milletimiz ilk andan itibaren felaket bölgesinde insanüstü bir gayretle çalışmaktadır. Adeta yer kürenin yıkımı manasına gelebilecek 7.7 ve 7.6 ölçeğinde iki büyük deprem ile sayısız artçı depremler maalesef 10 ilimizde on binlerce vatandaşımızın ölümüne ve yaralanmasına sebep olmuştur. Bu vesileyle bir kere daha depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyor. Hayatını kaybeden insanlarımızın yakınlarına ve depreme maruz kalan vatandaşlarımıza sabırlar diliyorum. Milletimizin, hepimizin başı sağ olsun. 85 milyon olarak üzüntümüz kelimelerle ifade edilemez boyuttadır. Acımız tarifsizdir. Bu felakette kaybettiğimiz canlarımızdan birisi de Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında birlikte çalıştığımız, vatan ve millet sevgisine şahit olduğumuz AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş idi. Bütün hayatını kaybedenlerle birlikte çalışma arkadaşımız Yakup Taş ve ailesi için de kederimiz sonsuzdur. Her zor günde olduğu gibi bu büyük felakette de milletimiz çoluk çocuk, genç, yaşlı, kenetlenmiş, yardım ve dayanışma için kar, kış, soğuk demeden gayret sarf etmiştir. Ve bu gayretler halen bütün hızıyla devam etmektedir. Böyle bir milletin ferdi ve temsilcileri olmakla kelimelere dökülemez bir gurur ve şeref duymaktayız. Gün, birlik ve beraberlik, dayanışma günüdür. Milletimizin karakterinin bir parçası olarak sabır ve vakarla bu zorluğun üstesinden gelme günüdür. Bölgede yardım bekleyenlere yetişme, destek olma, yaraları sarma günüdür. Hepimiz daha etkin ve verimli olmak için çalışmanın ve çözümün ortağı olmak zorundayız. Bu çerçevede bugün ve önümüzdeki günlerde meclisimizin yapacağı çalışmaların bu bilinçle her konuda sadece milletimizin yararını ve ihtiyaçlarını üstün tutan bir anlayışla sağduyu içerisinde yürütüleceğine yürekten inanıyorum. Tekrar milletimizin başı sağ olsun. Sayın milletvekilleri, şimdi sizleri Adıyaman milletvekilimiz merhum Yakup Taş ve deprem felaketinde vefat eden bütün vatandaşlarımız için bir dakikalık saygı duruşuna ve akabinde arzu edenleri kaybettiğimiz insanlarımızın ruhları için birer Fatiha okumaya davet ediyorum. Buyurun. Buyurun. Allah rahmet eylesin, ruhları şad olsun.